Hicret diyarlarına çıktığımız şu günlerde Cuma namazı hususunda biraz gevşeklik gösteriliyor. Zaman zaman kılınmıyor. Belki çoğu zaman kılınmayan yerler de var. Bu husustaki düşünceleriniz ve dini hükmü sizlerden öğrenebilir miyiz? Bu mesele çok ciddi bir mesele. Geçen de bir yerde soru cevap arz edip YouTube kanalına attığımı hatırlıyorum. Oradan daha geniş bakılabilir. Bildiğiniz gibi Cuma namazı hem Cuma gününün hürmetini, Allah nazarındaki değerini ifade eder, hem de bizler için aynı zamanda bir bayram günüdür. Haftalık bayram Cuma, yıllık bayram Ramazan-ı Şerif ile Kurban bayramları, ömürlük bayram da Arafat'ta vakfeye durup günahlarımızın döküldüğü andır. Cuma gününe öyle ehemmiyet vermek lazımdır ki, aslında Hristiyanlara ve Yahudilere de Cuma günü verilmişti. Fakat onlar günleri değiştirdiler. Biz illa cumartesi gününü, tatil günü veya ibadet günü istiyoruz dediler. Cenab-ı Hak da onlar için, Hristiyanlar pazar günü de Yahudiler için cumartesi günü, yevmü sebt. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer bu. Ve Cenab-ı Hak o gün onların ibadet yapmasını emretti ve dünyevi işle meşgul olmamaları tavsiyesinde veya emrinde bulundu. Fakat onlar tembel tembel yattılar. Ve cumartesi yasağına da itaat etmediler. Sabahtan akşama balık tutmaya başladılar. Ve biliyorsunuz Cenab-ı Hak İsrail oğullarının bazılarını maymunlaştırdı. Buna mesh deniyor. Bazılarını da hınzırlaştırdı. Bu maymunlaşma hangi dönemde oldu? Cismani mi, yani cesetle mi, sureten mi, yoksa sireten mi, üstünde ihtilaf olsa bile, ama cumartesi yasağına uymayan Yahudilerin maymunlaştığına dair Kur'an-ı Kerim'de ayetler vardır. Hınzırlaşmaları da genelde emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmamaları, nehyi anil münker, nehyi anil maruf, emri bil münker yapmaları, yani kötülüğü emretmeleri ve iyilikten nehyetmelerinden dolayı Allah onları domuzlaştırmıştır, hınzırlaştırmıştır. Şuna dikkat çekmek istiyorum ki Allah onlar için cumartesi gününü mukaddes tayin etmiş. Onlar o günü mukaddes kabul etmeyip ne ibadetle meşgul olmuşlar ne de böyle sabahtan akşama kadar dünyayı terk etmişlerdir. Aynı mesele Hristiyanlar için de pazar günü. Onlar da dikkat etmemişler bu yasağa. Demek ki Allah'ın bir ümmete mukaddes diye, bayram diye, haftalık en şerefli gün diye tayin ettiği güne, günün o faziletine riayet etmek lazımdır. O vurguya mutlaka iyi dikkat etmek lazım. Yoksa Cuma gününe ehemmiyet vermeyen ve Cuma gününü de şerefli kılan Cuma namazı olduğundan, Cuma namazına gitmeyenlerin Yahudilerin maymunlaşması gibi bir maymunlaşmaya veya hınzırlaşması gibi bir hınzırlaşmaya dönüşebileceğinden endişe etmesi lazımdır. Ondandır ki Efendimiz Aleyhisselam Cuma gününün günü 3 defa mazeretsiz bir şekilde Cuma'ya gitmeyen kimsenin kalbinin mühürleneceğinden bahsetmiştir ki zaten Yahudiler kalbi mühürlendiği için maymunlaşmış veya hınzırlaşmıştır. Cuma gününü beklemek lazım. Cuma'dan çıkar çıkmaz veya Cuma günü akşamı olup artık cumartesi günü sayılır, olur olmaz gelecek hafta bir Cuma gelse diye Cuma'yı intizar etmek lazımdır. Ve Cuma gününün fecri sadıkından itibaren de adeta Cuma anını, namazı anını böyle iple çekmek, heyecanla beklemek lazımdır.
ve ne kadar erken cumaya giderse o nispette sevabının fazla olacağına inanmalıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cuma gün camiye, mescide en erken gidenin 1000 deve tasadduk edeceğinden başlamış ve en son gelenin de bir yumurta tasadduk edecek kadar sevaba gireceğini ifade buyurmuşlardır. Cuma'da huşu içerisinde bulunmak, cuma namazı hem 2 rekat farzıyla hem de hutbesiyle. Burada ince bir noktaya girmek istiyorum. Cuma namazı öğlen namazı yerine geçer. Cuma namazını kılanın ayrıca öğle namazı kılmasına gerek yoktur. Ama öğle namazının farzı 4 rekattır. Cuma'nın farzı ise 2 rekattır. Diğer 2 rekat nerede? Madem öğle namazı yerine geçiyor, öğle namazı da 4 rekat. Biz Cuma'nın 2 rekat farzı, diğer 2 rekat nerede? İşte 2 rekat yerindeki farz olan kısmı da Cuma'nın hutbesidir. Cuma'nın hutbesine yetişemeyen bir insan Cuma namazını kılmış olur mu? Fihi nazar, münakaşa var üstünde. Ve hutbe esnasında tıpkı namazda imiş gibi oturması, yönü kıbleye olması, bir dizlerinde ayaklarında problemi yoksa tıpkı namazın tahiyyatında oturuyor gibi oturması ve dünyevi bir kelam etmemesi hutbesinin de kabul olma şartıdır ki o da 2 rekatlık farz namazı yerinde cuma 2 rekat farz bir de hutbe 4 rekatlık namaz yerinde o farziyeti ifade etmiş olsunlar. İfa etmiş olsunlar. Şimdi camilere, mescitlere gidiyorum. Herkes sele serpe oturmuş, duvara yaslanmış, yönü kıblede değil, ayağını dikmiş, onların cuması olmaz. Elinde telefonu var, cuması olmaz. Telefonla meşgul oluyor hutbe. Hutbeyi kimin irat ettiği önemli değildir. Orada o bölgenin en cahil adamı da hutbe irat etse, hutbeye önem vermek, dikkatlice oturmak, Allah'a teveccüh içerisinde, tıpkı namazın tahiyyatında imiş gibi oturmak, eğer bir hastalığı, bir diz mazereti yoksa, bunu tekrar etmiş oldum. Ve dünyevi kelam konuşmamak lazım. Gel gel burada boş yer var diyor, hoca hutbede. Gel gel diyenin namazı, cuması olmaz. Cuması, hutbesi olmaz yani. Bunlara dikkat etmek lazımdır. Ve cuma namazı meselesi, şimdi... Biz hicret ettik. Hicret diyarında olanlara cuma namazı farz mıdır? Elbette farzdır. Cuma namazını mazeretsiz 3 defa üst üste terk eden bir insanın kalbi mühürlenir hadisi şerifi ve bu cuma yasağına uyma. Cuma yasağında burada bir incelik daha söylemek isterim. Din, İslam dini daha önceki dinlerin zor taraflarını terk ederek dini yaşantıyı kolaylaştırmıştır. Yahudiliğin din adına zor tarafları vardı, keza Hristiyanlığın da, ama İslam ettiğini yüsrün temel prensibiyle ki Araf suresinde bu mevzuda ayetler var, Cenab-ı Hak cuma günü bize bütünüyle yasak getirebilirdi. Sabahtan akşama kadar hiçbir dünyevi işle meşgul olmayacaksınız diyebilirdi. Çünkü Yahudilere Yevmü Sebt'te cumartesi günde öyle dedi. Ama bize öyle demiyor. Cumaya kadar çalışabilirsiniz. Onu nereden anlıyoruz? İzâ nûdiye lissalâti min yevmül cuma fes'av ilâ zikrillah. Yani cuma günü Allah'ın nida edildiği zaman, müezzin ezanla nida ettiği zaman alışverişi terk edin, cumaya koşun. Demek o ana kadar biz alışveriş yapabiliriz. Dünyevi işle meşgul olabiliriz. Halbuki Yahudilerin cumartesinde bu yoktu, yasaktı bu. Cumadan sonra da fenteşirü fil art, yeryüzüne dağılın. Allah'ın rızkından, Allah'ın sizin için takdir ettiği rızıkları talep edin diyor. Sadece cuma anında vermek bu dinin diğer dinler, eski dinlere göre aynı zamanda ehven olmasıdır. Ama cuma namazı akil bali olan ve hür olan, mukim olan
herkese farzdır. Binaenaleyh hicret diyarında bulunan kimseler 3 günden sonra hicretleri bitecektir. Vatani ikame yani mukim olacaklardır. Şimdi hicret ettiğimiz diyarlar kendi ülkemizden daha hür. Aklımız varsa, akil bali isek aynı zamanda yani diyar-ı kurbette, diyar-ı küfürde cuma namazı kılınmaz. Şu şartlar olursa kılınır, şu şartlar olmazsa kılınmaz diye bir kayıt yok. Her taraf için hür olma kaydı vardır. Bir de emniyet. Binaenaleyh biz buralarda cuma namazına gittiğimiz zaman bizim için bir toplu katliam tehlikesi yok. Devlet bizi koruyor. Yani emniyet var. Hürriyet de var. Aklımız da var. Bali de olmuşuz. Yani netice itibariyle farziyetin bütün şartları tahakkuk ettiği için cuma namazına mutlaka gitmek, önem vermek, onun o faziletinden, sevabından, şerefinden istifade etmek gerekiyor. Tekrar ediyorum. Yahudiler için yevmü sebt neyse, Hristiyanlar için pazar neyse Cenab-ı Hak biz Müslümanlara cuma gününü vermiş. Cuma gününde bizim için cumayı şerefli kılan cuma namazı daha geniş bir cem-i gafirle kaynaşma olduğundan onu terk eden bir insan cumartesi yasağını delen Yahudiler gibi maymunlaşma ihtimali, maymunlaşma tehlikesi vardır. Sureten olmasa bile siretendir bu ve zaten kalbi mühürlenme hadis-i şerifi de bize bunu anlatmaktadır. Onun için cuma namazına çok önem vermek. Mezheplerin bu mevzuda değişik noktayı nazarları var. Şafii 40 kişi olursa demiş. Hanefiler imamla beraber 3 kişi olursa demiş. Yani eğer gideceğimiz bir yer yoksa yakın yerde, kendi evimizde bile, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ticarette iki kadın şahitlikte tek erkek yerine geçer. O sadece ticarette. Diğer noktalarda kadının her birisi bir erkek gibidir. Binaenaleyh evde yenge hatta akile baliye olmuş kız da varsa sen de imam 3 kişi. Yani 3 kişinin erkek veya kadın olması fark etmez. 3 kişi olduğunuz zaman cuma namazını kılarsınız. Eğer gidebileceğiniz müsait münasip bir yer dini ölçülerde yoksa. Ve hutbeyi okumak için de illa bir sürü konuşmak da şart değildir. Çıkarsanız elhamdülillah, elhamdülillah dersiniz. Oturursunuz biraz. Hutbeyi ikiye ayırmak vaciptir. Sonra kalkarsınız. Bir daha elhamdülillah, elhamdülillah dersiniz. İnersiniz hutbe olmuş olur. Yani o farziyet yerine gelir. Şafilerde takva tavsiyesi de hutbenin şartıdır. İttakullaha ve ati'uh dediğiniz zaman veya usikum bi takvallahi ilave ederseniz cuma namazınızın hutbesi geçerlidir. Farzında zaten kıldırır evdeki evin reisi veya birisi. Oradan tutunuz da herhangi bir mahalleden mescitlere kadar cuma namazlarına çok önem vermek lazım. Hem de cumaya erken gitmek, mescitte zikirle, tesbih ile, murabata ile, muşarata ile, muhasebe ile, murakabe ile meşgul olmak böyle lafazanlık değil, şakalaşmak değil. Allah beni görüyor ya, biliyor ya şuuruyla hareket ederek cumayı intizar etmek ve cuma namazını böyle kılmak gerekmektedir. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Ben de etrafı alemlerde, buralarda görüyorum. Nasıl olsa biz diyar-ı gurbetteyiz. Cuma'ya gitmesem de olur yani. Burada öyle bir şey yok yani. Cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de nasla sabit olduğu için kat'i farz detaylarında farziyetin ölçüleri vardır. Kısaca da arz etmiş oldum. Hocam bu şartlar sadece erkekler için mi geçerli yoksa bayanlar için de geçerli? Bayanlar için geçerli değildir. Bayanlar Cuma'ya gitmekle mükellef değildir. Zaten akil vali olan, hür olan erkek için dedik. Seferi olmayan, mukim olan erkek için demişler. Ama bayanlar da cuma namazına gidebilir mi? Gidebilir. Gidip cuma namazları kılarlarsa
Onlar da aynı zamanda öğlen namazını da kılmış olurlar. Bu alışverişi terk etme cuma saatine kadar yine bayanlar için de geçerli mi hocam? Herkes için geçerli. Cuma anında bayanlar alış da yapabilirler, veriş de yapabilirler. Cuma namazı farz olmadığı için adamın bir marketi varsa, bir şeyi varsa kadın orada devam eder. Başka müşteriler geliyor. O ruhsattan istifade edebilirler. İkinci soruya geçiyoruz.